bakım ve onarımı ne zaman il özelinde idaresine geçti? Şöyle söyleyelim, 12 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan şehitlik yönetmeliğinden önce tüm şehitliklerimizin bakım onarımları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın görev alanındaydı. Yani bakım onarımları bakanlığımız tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerle yapılıyordu. 12 Kasım 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan şehitlik yönetmeliğiyle bu görev illerde valiliklere tevdi edildi. Büyük şehirlerde valilikler bünyesinde yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları, diğer kalan 51 ilimizde ise il özel idare vasıtasıyla şehitliklerimizin bakım onarımları yapılmaktadır. Ne tür çalışmalar yapıldı şu ana kadar? Yani şöyle, Kars İl Özel İdaresi'ne geçtikten sonra, Kasım 2016 tarihinden sonra şehitliklerimize İl Özel İdaresi tarafından gerekli bakım onarımlar yapıldı. Özellikle bu yıl Sayın Valimizin de talimatları doğrultusunda şehitliklerimizin mezarlarının üzerinde bulunan Türk bayrakları yenilendi. İşte sağ tarafta gördüğümüz Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki şehitlerimizin mezarlarının üzerinde Türk bayrağı bulunmamaktaydı. Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda onlara da Türk bayrakları takıldı. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kullandığı müzenin arka tarafında bulunan lavaboların tüm bakım onarımları baştan sona yapıldı. Yine anıtlar ve mezarlıkların bakım onarımları Kars İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. Bundan sonraki plan ne? Bundan sonraki süreçte şöyle bir çalışmamız var. İçişleri Bakanlığı'na talep yazımızı yazdık. Yaklaşık 600 bin TL tutarında ödenek talebinde bulunduk. Ödeneğin temin edilmesi durumunda arka tarafta gördüğümüz şehitlik anıtımızı İçişleri Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dairesinde oradaki anıt tipinde yenileyeceğiz. Yine bunun yanı sıra burada bulunan iş güvenlik şehitlerimizin ve Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki şehitlerimizin mezarlıklarını baştan sona yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yenileteceğiz.